Sevgili seyirciler, Dışişleri'nin tahliyesiyle Ukrayna'dan yurda getirilecek Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler sınır kapılarına ulaşmaya başladı. Kapı Kule sınır kapısına çevireceğiz şimdi de kameralarımızı yayınımızın bu bölümünde ve oradaki son durumu Dilruba Amil'den dinleyeceğiz. Dilruba. Şu anda sizin de dediğiniz gibi Edirne'de Kapıkule sınır kapısındayız. Arkamda görmüş olduğunuz otobüs Kiev'den yola çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonlarıyla Kiev'den yola çıktı bu vatandaşlar. Ukrayna'daki Türkler artık otobüsle ülkeye giriş yapmışlardı. İlk ekip Odessa'dan gelmişti. Şimdiki ekip de Kiev'den geldi. Türk vatandaşları bölgede rehin kalmıştı demiştik. Rusya'nın başlattığı saldırı sonucunda askeri harekat nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalmıştı çok sayıda Türk vatandaşı ve onların geri getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın başlattığı tahliye ile de çok sayıda Türk vatandaşı ana vatanlarına yani Türkiye'ye getirildiler. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla kiralanan otobüslerin yanı sıra kendi imkanlarıyla da birçok kişi gelmişti. Ama dediğimiz gibi bu gördüğünüz otobüs ve beraberindeki iki otobüs daha Dışişleri Bakanlığı'yla koordineli şekilde hareket ederek şu anda burada Kapıkule sınır kapısına geldiler. Daha önce 248 kişilik bir kafile Hamzabeyli sınır kapısından giriş yapmıştı. Yine bu kapıda Bulgaristan'la Türkiye sınırı arasında bir sınır kapısıydı. Rusların bombaladığı Odessa'dan kaçmıştı onlar da. O şekilde tahliye edilmişlerdi. Bu gördüğünüz otobüste de bu gördüğünüz Türk vatandaşlar, yolcular da Kiev'den yola çıktılar. Oldukça zorlu bir yolculuk geçirdiler. Yollarda ciddi trafikler vardı. Ülkelerin gümrük kapılarında birçok trafik oluşmuştu. Birçok aramalardan geçmişlerdi. Yaklaşık 8 saatlik yolu günlerce çekmek durumunda kalmışlardı. Ancak şu anda artık yavaş yavaş Türkiye'ye girmeye başladılar. Dediğimiz gibi ilk ekip Dışişleri Bakanlığı tarafından getirilen ilk ekip sabah saatlerinde Odessa'dan tahliye edilen ekip Hamzabeyli sınır kapısından giriş yapmıştı. Bu arkamda gördüğünüz otobüsün devamında iki otobüs daha var. Yani toplamda 3 otobüslük konvoyda an itibariyle Kapıkule sınır kapısından giriş yaptı. Otobüsün biri şu anda burada, diğeri de Bulgaristan'da. Şu anda pasaport işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor diyelim ve sözü tekrar merkeze.